Kanal Urfa'nın haber bülteninden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Gelişmelerle karşınızdayız. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmail Ağa cemaatinin lideri Mahmut Usta Osmanoğlu, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanırken, törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaoğlu'nun tabutunu omuzladı. Mahzun olduğu Allah'ın bu nazlı kuluna. İsmail Ağa cemaatinin lideri 93 yaşındaki Mahmut Usta Osmanoğlu tedavi gördü, hastanede hayatını kaybetmişti. Bizleri günahlarımızla. Usta Osmanoğlu için Fatih Camii'sinde bir cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı. Çok muhterem ve kıymetli kardeşlerim, cenazemize katılmanızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından cenaze namazının kılınacağı alana geçti. Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Camide adım atacak yer kalmazken binlerce kişi de töreni dışarıdan takip etti. Mahmut Usta Osmanoğlu'nun cenaze namazını oğlu Ahmet Usta Osmanoğlu kıldırdı. Cenaze töreninde kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hoca Efendi'yi 65-66 yıllarında tanıdığını kaydetti. Bugün bilim, irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Ben Hoca Efendi Hazretlerini 65-66 yıllarındayken Fatih İmam Hatip'te öğrenciyim. Cuma namazlarında genelde İsmail Ağa Camii'ne gelir. Orada kendisini dinlerdik. Orada kendisiyle müşerref olurduk. Zaman zaman Yavuz Selim Camii'nde sohbetlerinde bulunurduk. Farz, sünnet. Bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz. Ve son dönemlerinde tabii gerçekten çok çile çekti ve bu çilenin ardından bugün hakka uğruyoruz. Aile yakınlarından Mahmut Eren, Mahmut Usta Osmanoğlu'yla son konuşmasından söz etti. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Usta Osmanoğlu'nun tabutunu omuzladı. Ardından sevenleri tarafından omuzlara alınan tabut, cenaze aracına kadar taşındı. Mahmut Usta Osmanoğlu, Edirne Kapı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Alemin ölümü, alemin ölümü gibidir. Bizler de Kanal Urfa ailesi olarak İsmail Ağa cemaatinin öncüsü Mahmut Usta Osmanoğlu'na Allah'tan rahmet diliyoruz. Mensubu bulunduğu cemaatine ve ailesine ise başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Sayın seyirciler, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, alevlerle mücadelede en büyük riski açıklarken meteoroloji şiddetli rüzgar uyarısı yaptı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının 3. gününde 3 noktada devam eden alevlere günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale başladı. Rüzgarın öğleden sonra etkisini artırması beklendiği için alevlerin o saatlere kadar kontrol altına alınmasına çalışılırken kritik saatler başladı. Bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi basın açıklamasında bulundu. Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Kirişçi, dün yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek şöyle konuştu. Yaşamış olduğumuz hadiseden üzerinden bu üçüncü gününde an itibariyle bilgilerinizi
ve sizler aracılığıyla da kamuoyunu güncellemek istiyoruz. Dün çalışmalarımızın yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtmiştim. An itibariyle düne göre çok çok iyiyiz. Artık hani şunu söyleyebiliriz. Çok büyük bir tehlike arz eden sahada unsurlar kalmamıştır. Ama konu neticelenmiştir diyemeyiz. Çünkü malumlarınız olduğu üzere meteorolojinin bugün öğleden itibaren yüksek hava hızı ve dolayısıyla rüzgar olduğu yönünde, olacağı yönünde bir bilgilendirmesi de var. Bundan dolayı da çalışmalarımız sabahın erken saatinden itibaren büyük bir hızla ilerlemiştir. Yangının başladığı andan itibaren havadan müdahalenin de başladığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şu sözlere yer verdi. Bu afetle ilgili en önemli mesele yangınla ilgili. Yangın başladığı anda orman teşkilatımız helikopterlerle beraber çok kısa bir sürede müdahale etti. Şunu ifade etmem gerekir. Bu kısa müdahale esas itibariyle yangının daha geniş alanlara yayılmasını engelledi. İki, biraz önce sivil toplum akredite sivil toplum kuruluşlarıyla da yani bizim ormancılarımıza yardımcı olan ve karadan onlarla beraber gece gündüz çalışan arkadaşlarımızla birlikteydik. Önemli bir tespiti söylediler. Biz biliyorsunuz bu yangının başında yangın alanlarına sivil halkın girmesini engelledik. Marmaris'ten itibaren ciddi bir güvenlik güçlerimizle ve kolluk kuvvetlerimizle engel koyduk. Sahada çok profesyonel bir çalışma oldu. Ekiplerin birbirleriyle iletişimi ve ekiplerin birbirleriyle koordinasyonu çok güzel bir şekilde ortaya çıktı. Yani aman birisine bir şey olacak mı endişesinden ziyade profesyonel ekiplerin ve yangın eğitimi almış ekiplerin, arama kurtarma eğitimi almış ekiplerin birbiriyle olan koordinasyonu çok iyi oldu. Kökünü kurutma operasyonuna ilişkin gözaltına alınan 236 şüpheliden 46'sı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın desteğiyle ülke çapında olduğu gibi Diyarbakır'da da özellikle gençlerin hayatını tehdit eden metamfetamin maddesinin kullanımı ve satışının engellenmesine yönelik yapılan planlı operasyonlar çerçevesinde Diyarbakır merkezli 11 ilde başlatılan kökünü kurutma operasyonu gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 236 şüpheliden 46'sı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla sabah saatlerinde adliyeye çıkartıldı. Şüpheliler adliyeye çıkartıldıklarında kimisi zafer işareti yaptı, kimisi de tekme salladı. Soruşturma ve operasyon dahilinde Diyarbakır ve diğer illerde yapılan çalışmalarda 245 kilo 924,75 gram esrar maddesi ve türevleri, 10 kilo 467 gram metamfetamin maddesi, 36,19 gram kokain maddesi, 97 adet uyuşturucu hap, 5,30 gram eroin maddesi, Kaleşnikov harp tüfeği, 16 adet tabanca, 6 adet yiğitsiz av tüfeği, 6 adet hassas terazi, yüklü miktarda suç geliri olduğu değerlendirilen para, terör örgütleri propagandası içerir örgütsel döküman ve bez paçavraları ele geçirildi. Operasyon süresince 236 şüpheli gözaltına alınmış, 400 şahsa yönelik yapılan risk analizi çalışması sonucunda 2 şüphelinin TCK 188, 2 şüphelinin TCK 191 ve 1 şüphelinin de mala zarar verme suçlarından arandığının tespit edildiği belirtilmişti. Sayın seyirciler, Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi Kongra Gel Başkanlık Divanı üyesi Raperin Kod adlı Delal Azizoğlu'nu Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi. Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Delal Azizoğlu MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili olarak terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu'nun MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildiği paylaşımı yaptı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinde yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirip ardından bölgede incelemelerde bulundu. Mehmet Kaya yönetim kurulu başkan vekilim. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Metin Esen'le birlikte BESİ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirerek bölgede faaliyet yürüten işletmelerle ilgili briefing aldı. Herhalde 20 tane falan var Sayın Vali. İlk olarak büyükbaş hayvan çiftliklerine gezen Vali Ayhan, damızlık hayvanlarla ilgili çiftlik yöneticilerinden bilgi aldı. BESİ Organize Sanayi Bölgesi alanının yatırımcılara açık bir fırsat olduğunu belirten Vali Ayhan, bölgede yatırım yapmak isteyen iş insanlarını destekleyeceklerini belirtti. BESİ Organize Sanayi Bölgesi gezisini biyogaz enerji tesisiyle sürdüren Vali Ayhan, burada yöneticilerden bilgiler aldı. 5 tane böyle şey. Benzer yatırımların Şanlıurfa için önemli olduğunu vurgulayan Vali Ayhan, tarım kenti Şanlıurfa'nın geleceğinin BESİ Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte parlak olduğunu söyledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün kentte kadınların hizmetine sunduğu kadın destek merkezlerindeki kadınların yaptıkları el emeği göz nuru yöresel bebekler, yöresel bebek yarışması kapsamında birbiriyle yarıştı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin kentte yöresel kıyafet kültürünün korunması, folklorik bir öge olan giyim kuşam kültürünün gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlediği yöresel bebek yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan kadın destek merkezlerindeki eğitimlerden yararlanan kadınların el emeği, göz nuru, yöresel bez bebekleri jürinin değerlendirilmesine sunuldu. Şanlıurfa'da ilki düzenlenen yöresel bebek yarışmasının jürisi ise MKYK üyesi Vildan Polat, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçı Güven, Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç, Kadem İl Temsilcisi Dilşah Beyaz Öztürkmen, Kent Konseyi Kadın Meclis Üyesi Sabiha Karabulut, oyuncak sektörünün önde gelen isimleri Cuma Toru ve Mehmet Kahraman gibi isimlerden oluştu. 537 puanla kadınların rumuzlu katıldıkları yarışmada birinciliği Süleymaniye Aile Destek Merkezi'nden Müge Rumuzlu yöresel oyuncak bebeğiyle Sevim Karadağ kazanırken ikinciliği Nilüfer Rumuzlu yöresel bebeğiyle Hatice Müjde, üçüncülüğü Açelya isimli yöresel bebeğiyle Saliha Ertaş, dördüncülüğü ise Kasımpatı Rumuzlu bebeğiyle Lütfiye Kaya kazandı. Yarışmada birinci 3000 TL, ikinci 1500 TL, üçüncü 750 TL ile ödüllendirilirken dördüncü yarışmacı ise mansiyon ödülüne layık görüldü. Bir mesaj veriyoruz. Evet. Yarışmada sergilenen yöresel bebeklerin her birinin bir hikayesi olduğunun altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şöyle konuştu. Bebeği yapan bir hanımefendi bir de şey etmiş, yani bir kadının nasıl böyle yük kaldırdığını gösteriyor. Yani sırtı da boş değil, kucağı da boş değil. Güç bir yaşantıyı burada bize vermiş durumda. Yani nasıl güçlerle bir kadının hayatı sürdürdüğünü burada bize göstermek istemiş. Şanlıurfa'da toplanan fıstık üreticileri İstanbul'da bir araya gelen baklava ve fıstık üreticilerinin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek fıstık fiyatının 400 değil 100 lira olduğunu söyledi. İstanbul'da bir araya gelen baklava ve tatlı üreticilerinin fıstık fiyatlarını protesto etmesinin ardından Şanlıurfa'da toplanan üreticiler açıklamada bulundu.
Fıstık bahçelerinde toplanan üreticiler fıstık fiyatının 400 lira olmadığını, yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığını söyledi. Üreticiler olarak fıstık fiyatının 95 ila 100 lira arasında bir fiyatla sattıklarını aktaran çiftçiler, kendileri adına yüksek fiyatlı açıklamalarda bulunan baklava ve tatlı üreticilerini kınadı. Fıstık tarlasında toplanan çiftçiler adına açıklama yapan üretici Yusuf Kaya, fıstığın diğer gıda ürünlerine nazaran fiyatının çok cüzi bir şekilde arttığını ifade ederek şöyle konuştu. Baklavacılar fıstığı pahalı olduğunu söylüyorlar. Halbuki öyle bir olay yok. Biz 2021'de zaten baklavalık fıstığı 55 lira ve 60 liraya vermiştik. Yani şimdi stokçu ve tüccar onu stok edip baklavacılar içini çıkartıp baklavacılar yüksek fahiş fiyata satıyordur. Bu bizimle alakası yoktur. Biz bunu dile getirmek için buradayız. Fıstık da şu an diğer ürünlere göre çok çok altta kalmıştır. Normalde bizim büyükler, bizim çiftçi kardeşlerimiz hepsi bilir. Bir kilo et ya da bir kilo çay, bir kilo kırmızı kabukluğa takabildir. Şimdi bir kilo çay 170 lira, bir kilo et 160-170 lira. Fıstık neden 100 lira? Fıstık üreticisi Sabri Kınay ise şu ifadelere yer verdi. Fıstık şu anda 150 lira olması gerekirken fıstık şu anda 95 ve 100'lerde seyrediyor. Ayaklar altında. Yani biz onunla ne yakıtımızı alabiliyoruz, bahçelere bakım yapabiliyoruz. İşçi haklı olarak bütün çiftçileri kapsayan bir durum bu. İşçi haklı olarak 150 lira benden yemeye istiyor. Ama biz fıstığı 100 liradan satıyoruz. Açıklamalarda da 400 lira, 350 lira diye açıklandı. Biz buna karşıyız kesinlikle. Şanlıurfa'nın modern yerleşim alanlarından Eyyubiye ilçesindeki Batıkent Toki Mahallesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve Başkan Yardımcıları esnafın ve halkın taleplerini dinledi. Bulduğu her fırsatta ilçe merkezi ve kırsaldaki vatandaşlarla bir araya gelerek belediye hizmetlerini değerlendirip taleplerine yanıt veren Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Batıkent Toki Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Semt pazarını ziyaret ederek buradaki esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kuş, kendisine iletilen talepleri not aldı. İlçedeki bazı hizmetlerin Büyükşehir Belediyesi tarafından ifa edildiğini hatırlatan Başkan Kuş, bu yöndeki talepleri de Büyükşehir Belediyesi'ne aktaracağını ifade etti. Hayırlı akşamlar olsun. Nasılsınız? İyisiniz. Başkan Mehmet Kuş'a mahalle ziyaretlerinde başkan yardımcıları Hüseyin Aslıhan, İlhami Günbey'i ve Bilal Gülyaprağı da eşlik etti. Sevgili izleyenler, Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunda önünde seyir eden tırın altına girerek hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ömer Öztunç'un ailesiyle birlikte Kahramanmaraş Türkyoğlu'ndaki cezaevinde tutuklu olan oğlunu ziyaretten döndüğü ortaya çıktı. Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunda önünde seyir eden tırın altına girerek hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ömer Öztunç'un ailesiyle birlikte Kahramanmaraş Türkoğlu'ndaki cezaevinde tutuklu olan oğlunu ziyaretten döndüğü ortaya çıktı. Kazatak otoyolu Gaziantep Batı gişelerine 2 kilometre kala meydana geldi. İddiaya göre Adana istikametinden Gaziantep istikametine seyreden Ömer Öztunç idaresindeki otomobil Gaziantep Batı gişelerine 2 kilometre kala önünde seyreden Kadir K kontrolündeki tırın altına girmişti. Feci kaza sonucu otomobil sürücüsü Ömer Öztunç olay yerinde hayatını kaybederken ikisi ağır, 6 kişi ise yaralanmıştı. Tır sürücüsü Kadir Kaysa gözaltına alınmıştı. Yaşanan feci kaza sonucu hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ömer Öztunç'un ailesiyle birlikte Kahramanmaraş Türkoğlu'ndaki cezaevinde tutuklu olan oğlunu ziyaretten döndüğü ortaya çıktı. Ailenin hükümlü olan çocuklarını ziyaretten memleketleri Şanlıurfa'ya dönerken kaza yapması ve kazada baba Ömer Öztunç'un ölmesi yürekleri burktu. Kazada yaralanan 6 kişiden ikisinin durumunun ise kritik olduğu öğrenildi. Şu adama bir boyluk var.
feci kaza sonucu olay yerinde hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ömer Öztunç'un cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Cenaze sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde işletmelerde hijyen ve vatandaş sağlığının korunması için denetimlerini sürdürüyor. Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı zabıta ekipleri ilçede bulunan işletmelerde denetimlerini sıklıkla sürdürüyor. Burada düşmüş fiyatı. Vatandaşların sağlığını korumak için market, kasap, fırın, kuryemişçi gibi işletmelerde hijyen, gramaj ve ürünlerin son kullanma tarihi, fiyat etiketi denetimleri yapan zabıta ekipleri, denetimler sırasında kurallara uymayan iş yerlerine ihtar ve cezai işlem uyguladı. Özellikle halkın en yoğun şekilde hizmet aldığı marketler ve fırınlar üzerinde denetimlerini sıkılaştıran zabıta ekipleri, iş yerlerindeki ürünleri ve imalathaneleri kontrol etti. Denetimler sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, fırınlarda da ekmekleri tartarak gramajlarını teyit etti. Zincir marketlerde de ürünlerin etiket fiyatı ve kasa fiyatı karşılaştırması yapan ekipler, fiyatları tutmayan ürünler için ilgili işletmelere ihtar uyguladı. Ürünlerimiz güncel, hijyen olarak temizliğiniz. Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde bir temizlik işçisi yolda bulduğu 3000 avroyu sahibine teslim etti. Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde temizlik işçisi Yusuf Akın gece saatlerinde Meydan Mahallesi'nin sokaklarını süpürdüğü sırada yerde bir cüzdan gördü. Cüzdanı açan Akın içerisinde bir miktar para olduğunu gördü. İçerisinde 3000 euro ve Mehmet Öztürk isimli bir vatandaşa ait nüfus cüzdanı olduğunu gördü. Öztürk'e ulaşan ekipler cüzdanını kaybedip kaybetmediğini sordu. Mehmet Öztürk'ün de içerisinde para bulunan cüzdanını kaybettiğini söylemesi üzerine mahalleye geri dönen Akın cüzdanı sahibine teslim etti. Parasını sayıp alan Mehmet Öztürk temizlik işçisine sarılarak teşekkür etti. Ya vallahi çok teşekkür ettim babana. Allah razı olsun. Temizlik bezi almaya gittiğinde cüzdanını düşürdüğünü söyleyen Mehmet Öztürk bugün de bir ödemesi olduğunu ve parayı nasıl ödeyeceğini kara kara düşündüğünü belirtti. Birecik'te işletme sahibi olan Mehmet Öztürk parasını bulan temizlik işçisini de unutmayarak kendisine bir miktar para verdi. Vallahi böyle değerli kardeşlerimizin hala olması bizi sevindiriyor. Allah sayılarını artırsın. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçeye kazandırdığı yeni yolların yanı sıra deforme olan mahalle ve sokaklarda da bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü üst ve altyapı çalışmalarını merkez ve kırsal ayrımı yapmadan sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt, kiliti beton parke döşeme, yol yapım çalışmalarını devam ettiren ekipler deforme olan yollardaysa bakım ve onarım yapıyor. İlçe genelinde yürüttüğü yol açma çalışmalarıyla ulaşım ağını genişleten ekipler 13 mahallede ise onarım çalışmalarına devam ediyor. Sancaktar, Ahmet Yesevi, Paşabağı, Bahçeli Evler, Defteşti, Şair Nabi, İpek Yol, Karşıyaka, Yavuz Selin, Sultan Fatih, Kamberiye, Şair Şevket ve Bağlarbaşı mahalleleri kilitli beton parke ile yeni yollarına kavuşuyor. Mahallelerinde yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a ve ekibine teşekkür etti. Sevgili izleyenler, kronik kalp ve tansiyon rahatsızlığı olan vatandaşlar için uyarıda bulunan kardiyoloji uzmanı Doktor Ömer Faruk Çiçek, hava sıcaklığının arttığı sıcak yaz günleri
kalp krizini tetikliyor diyerek uyarıda bulundu. Bilindiği üzere Şanlıurfa'da Türkiye'deki en sıcak illerden biri. Şanlıurfa'da yaz mevsiminin başlamasıyla sıcak havalarda etkisini artırdı. Aşırı sıcaklar aşırı bir şekilde sıvı kaybına neden olabilmektedir. Sıcak havaların kalp hastalığını tetiklemesi risklere yol açarken Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli kardiyoloji uzmanı Doktor Ömer Faruk Çiçek uyarılarda bulundu. Tetikleyebilmektedir. Aynı şekilde tansiyon hastalarımız da. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli kardiyoloji uzmanı Doktor Ömer Faruk Çiçek şu şekilde konuştu. Bilindiği üzere Şanlıurfa'da Türkiye'deki en sıcak illerden biri. Bu açıdan kalp ve tansiyon hastalığı olan hastalarımızın çok çok dikkat etmeleri gerekiyor. Aşırı sıcaklar aşırı bir şekilde sıvı kaybına neden olabilmektedir. Başta kalp olmak üzere vücutta çeşitli değişikliklere neden olabilmektedir. Özellikle aşırı sıvı kaybı vücudun kan akımının dengesini bozarak kalpte pıhtılaşmalara neden olabilmekte. Bu da kalp krizini tetikleyebilmektedir. Aynı şekilde tansiyon hastalarımız da kendine bu sıcaklardan korumalı, çok dikkat etmeli. Yüksek sıcaklıklar tansiyonda iki şekil etki edebilir. Yani tansiyonu çok aşırı şekilde yükseltebilir ya da çok ciddi sıvı kaybına neden olarak tansiyonu düşürebilir. İkisinde de hayati öneme haiz olacak durumlara neden olabilir. Yüksek sıcaklık insan vücudunda stres yaratmakta. Bu da tansiyon hastasında ani tansiyon yüksekliklerine neden olarak beyin kanamasına neden olabilir. Ya da çok ciddi sıvı kayıplarında kullanıldığımız tansiyon ilaçlarıyla da etkileşerek ani tansiyon düşüklüklerine bağlı bayılmalar. Bu bayılırken de kafa travmaları dediğimiz beyin sarsıntıları olabilir. Bu açıdan bu durumlara dikkat etmek gerekiyor. Şanlıurfa genelinde yol yapım çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bilecik ilçesinde uzun ömürlü çelik hasırlı beton yol uygulamasını sürdürüyor. Şanlıurfalıları daha rahat ve konforlu yol ağıyla buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri stabilize, sati kaplama ve sıcak asfalt bakım onarım çalışmalarının yanı sıra beton yol uygulamasını sürdürüyor. Ekipler Birecik ilçesinde 30 mahalleyi birbirine bağlayan D400, Bozdere, Güzelyurt, Güvenir, Göktepe, Eşmeler, Süleymanşah güzergahındaki beton yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Birecik ilçesi Güzelyurt güzergahında hummalı bir çalışma başlatan ekipler, çelik hasırlı, uzun ömürlü ve dayanıklı olan beton yol uygulamasını devam ettiriyor. Kendi öz kaynakları ve personelleriyle yaz mevsiminde kent genelinde yol çalışması başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu uygulamayla büyük tasarruf sağlıyor. Bozdere Mahalle Muhtarı Mustafa Çelik, beton yol çalışmasından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti. Ben Şanlıurfa Birecik Bozdere Mahalle Muhtarı Mustafa Çelik, başta Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ekiplerine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Köyüm ve halkım adına. İstanbul'dan bir haberle devam ediyoruz sayın seyirciler. İstanbul Sultanbeyli'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kız girdiği 3 iş yerinde esnafa saldırarak ortalığı birbirine kattı. Ardından seyir halindeki bir aracın üstüne de çıkıp bir süre dans etti. İhbar üzerine karakola götürülen genç kız karakolda da ortalığı birbirine kattı. Genç kızın karakolda ve sürücülere yaşattığı zor anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul Sultanbeyli'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kız girdiği 3 iş yerinde esnafa saldırarak ortalığı birbirine kattı. Ardından esnaf tarafından dışarı çıkarılan genç kız seyir halindeki aracın üstüne binip sürücülere zor anlar yaşattı. Genç kız çıktığı aracın üstünde sürücüye aracı sürmesi için sür sür diyerek seyir halinde olan aracın üstünde de bir süre dans etti. Bekle abi, bekle. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler MÇ'yi yakalayıp gözaltına aldı. Genç kız gözaltına alındığı karakolda da etrafa saldırarak ortalığı birbirine kattı. Olaya şahitlik eden esnaftan Ramazan Albayrak olayı anlattı. Gece biz saat 2'ye kadar açıyoruz burada dükkanda. Geceleri özellikle çıkıyordu piyasaya ama bu sefer gündüz çıktı piyasaya.
bayağı bir taşkınlığa başladı. İlk baş işte yandaki kafelerden başlayıp burada müşteriler varken çay bardaklarımızı kırdı. Bir anda gitti. Ondan sonra yandaki berber arkadaşımızın camını tekmeye başladı. Ondan sonra da tekmeye başlarken işte millet toplandı falan. Bu kız iyice çıldırdı. İşte geçen yoldan geçen arabaların üstlerine camlarına vurmalar, işte bazı arabaların üstüne çıkmalar olsun. Taşkınlık yapmaya başladı. Biz de polise haber verdik. Polis geldi götürdü. Genç kızın karakolda ve sürücülere kabusu yaşattığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Düzenleme Daire Başkanlığı ile Hilvan Belediyesi'nin işbirliği sonucunda Korçik Deresi temizlendi. Hilvan ilçe merkezinden geçen ve dere yatağı konumundaki Korçik Deresi, uyarıları dikkate almayan vatandaşların çöplerini bilinçsiz bir şekilde içine atması sonucu meydana gelen çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek ve halkın sağlığını tehdit edebilecek etkenlere karşı iş makineleriyle bir kez daha temizlendi. Başlatılan temizlik çalışmaları sonrası memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Hilvan Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Spor haberiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Şanlıurfa Spor 2022-2023 sezonu için UEFA ve ulusal kulüp lisansı almaya hak kazanan kulüpler arasında yer almaya hak kazandı. TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında değerlendirmelerde bulunarak yapılan incelemeler sonucunda en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. Kurul, Ulusal Kulüp Lisansı 2. aşama kararlarını vermek için bugün toplandı. Buna göre Spor Toto 1. Lig'den Eyüp Spor, TFF 2. Lig'den Ankara Demirspor, Kırşehir Belediyespor, Sarıyer, Şanlıurfa Spor ve 1461 Trabzon FK kulüplerine verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamladıkları görülerek ulusal lisans verildi. Böylelikle 2022-2023 sezonu için lisans alan kulüp sayısı 32'den 38'e yükselmiş oldu. Bu sevindirici haberle de ana haber bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.